Merhaba arkadaşlar ben Kazım Hoca. Bugün fotoetik olayı konusunun ikinci videosuyla devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar biraz daha grafikler üzerine ve yorumlar döneceğiz. Şimdi inceleyeceğimiz grafik e, fotoetik olayda tabii ki kinetik enerjide frekans arasındaki ilişkiyi. Bakın grafiğimize göre baktığımız gibi şurada bakın EB bağlanma noktası ve şurası bakın eşik frekansı şurası da gelen fotonun frekansı. O zaman biz grafikte bakın yerlerini tam olarak bilmemiz lazım. Bu nokta nedir bakın eşik eşik enerjisi ya da diğer ismi neydi? Bağlanma enerjisi. Şurası ne noktası? Eşik frekansı. Eşik frekansı olduğunu bilmemiz lazım. Şurası nedir? Gelen fotonun frekansı. O zaman şurası da bakın EK kinetik enerji. Şimdi buradaki açı neyi verir dediğimiz zaman bakın. Şöyle diyelim bakın karşısı neydi? Karşısı bağlanma değil miydi? Şurası da bakın eşik frekansı bağlanmayı eğer eşik frekansı böldüğümüz zaman bakın şöyle yapalım. Tanjant alfa dediğimiz zaman EB bölü bakın eşik frekansı. EB eşik enerjisi H nü sıfır değil mi? H nü sıfır nü 0, nu 0 bölersek ne yapar? O zaman bu frekans ifade giderse o zaman tanjant ifadesi ne eşit oluyor? H bilenk sabitine. H bilenk sabit tabii ki sabit bir değerdir. O zaman bakın bu grafiğin eğimi ne yapmaz? Hiçbir zaman değişmez. Çünkü niye değişmez? Çünkü bu grafiğin eğimi H bilen sabit eşit olduğu için bilen sabite sabit bir değer olduğu için o zaman bu grafiğin eğimi değişmez. Yani biz buradan bir grafik çizsek, buna başka bir grafik çizsek o zaman bu grafik ne yapar? Bu grafiklerin hepsinin açısı ne olmak zorunda? Burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa olmak zorunda. Neden hepsi eşit olmak zorunda? Çünkü hepsinin eşik freka, eş, hepsinin tabii ki bilen sabit eşit olduğunu ne yapmamız lazım? bilmemiz gerekiyor. Evet şimdi burada bir tane ince bir sorumuz var. Neymiş bakalım bize? Çekirdeki grafik bir fotoelektrik olay deneyinde kullanılan foton frekanslarına bağlı olarak çıkan elektronun maksimum kinetik enerjilerini göstermektedir. Metalin eşik frekansı 2 nü, gönderilen foton enerjisi 3 nü'dür. Buna göre gönderilen foton enerjisi kaç et Şimdi bakalım buradaki açıyla şuradaki açı aynı mıdır? Aynıdır. O zaman şöyle yapalım bakın. Buradaki değer 2 nü ile orantılı değil mi? O zaman 2 nü değeri neye eşit? E0'a eşit. O zaman bakın şuradaki 2 nü ile orantılı değil miydi? Şuradan şuraya ne kadar nü var hocam? 2'den 3'e 1 nü var. 1 nü de o zaman şu nokta. Niye ne, kaçtık diye vuralım bakın. O zaman ne yapıyoruz? İşler dışıma çarpma yaptığımız zaman. Buradaki değer yani E dediğimiz değer. Ne oluyor arkadaşlar? E bakın. E o zaman ne yaptı? E 0 bölü 2 oldu. Demek ki şuranın değerinin ne olduğunu gördük. Benzerlik yardımcı E 0 bölü 2 oldu. Ne yapmış olduk? Bu şekilde görmüş olduk. Şimdi bize niye soruyor? Gelen foton enerjisi. Gelen foton enerjisi neydi? E foton E bağlanma artı E kinetik değil miydi? E 0 dediğimiz E bağlanma değil miydi? Bakın şurası E 0 olduğunu biliyoruz. Tabii ki burada bulduğumuz değer neydi? Kinetik enerji değeri değil miydi? Bakın buranın kinetik enerji değerini bulduk. Bakın o değeri kaç bulmuştuk burada kinetik enerji değerini. Şu noktanın E0 2 olduğunu bulduk. Buradan E foton enerjisinin 3 E0 olduğunu da yapmış olduk. Gözlemlemiş olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi buradaki sorumuz da yine bir grafik sorumuz. Ve nü frekanslı ışıkla aydınlatılan X metalin yüzeyinde kopan elektronlara maksimum kinetik enerji frekans grafiği şekildeki gibidir eşik frekansı nü 0 olan y metali üzerine aynı frekansı ışık düştüğü zaman kopan fotoğrafın kinetik enerjisini soruyor. Bakın önce bir grafimizi inceleyelim arkadaşlar. Bakın 3 n 0 e olduğunu görmüşüz. Bakın 3 n 0 enerjinin e olduğunu burada bakın görüyoruz. Hocam buna 2 olması için o zaman buradaki oran bakın şurası 3 ile orantılıysa o zaman buranın 6 ile orantılı olması 6 olması için Şurada ne olması lazım hocam diyeceksin. 9 nü 0. Bakın 9 nü 0. Bakın o zaman 6 nü 0'lık bir farka 2 olduğunu ne yaptı? Görüyor bakın. 3, 3 n 0'a e ise 3'ten 9'a gelmesi lazım ki 6 nü 0'da bakın ne olsun? 2 katı olsun. Çünkü 3 6'nın kaç katı? 2 katı. Ne demiş soruda bize? Eşit frekansı nü 0 olsun. Yani bakın şuraya arkadaşlar diyor ki 3 nü değil de nü 0 alın diyor. O zaman diyor Y metaline aynı enerji gönderdiğimiz zaman diyor, ne olur diyor. O zaman bakın ne demiştik biz? 3 nü 0'ın enerjisinin E olduğunu biliyor muyuz? Bakın başlangıçta. Şimdi bakın enerjisinin başlangıcını bakın eşit frekansı nü 0 almış. Ama buranın enerjisi yine aynı nü almış. Nü'den 9'a ne kadar fark var? 8, nü yok mu? O zaman 8 nü'yü arkadaşlar ne diyeceğiz? X dersek işler de yarım. X eşittir. Buradan ne oluyor? 8 e bölü 3 bir kinetik enerji durumu olmuş bulmuş olduk arkadaşlar. Demek ki bakın orantı kurduk. 3 e ise 3 bakın nü 0'dan 9'a 8 e'lik fark var. 8 e de buranın kaç olduğunu ne yapmış olduk? Yorumlamış olduk bu şekilde. Evet burada bir grafik sorumuz var. Demiş ki eşik enerjisi 4 e olan K metaline bakın burada görüyoruz. 4 eşik enerjisi 4 e eşik frekansı 6 6'ymiş bakın. Yani 4'e 6 olduğunu burada göstermiş. Demiş ki eşik enerjisi 6 E'lik durumda fotonun kullanan fotonun frekansının en az değeri kaç olması lazım? Yani bize en az dediği için en az değer demek ki eşik frekansını soruyordur. O zaman bakın sonuçta burada 6 ile olduğu zaman ne yapacak? Şu şuradaki tabii ki bu grafiği ne yapması lazım? Orantılı olması lazım. O zaman şöyle diyelim bakın. 4 E'lik durumda ne kadar frekans oluşmuş? Hocam 6 nü. Bize neyi soruyor bakın 6. 6 e de o zaman ne oluştur diyelim orantı kuralım. İşler işlem çarpımı yaptığımız zaman bakın ne yapıyor. Burada x değerimizin bakın 6 nü çarpı 6 nü oldu bölü 4 e dersek ne yaptı? E'ler gitti burada. 36'yı 4'e bölersek x eşittir. Burada 9'luk bir frekans oldu. Ne yapmış olduk? Bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Evet. Buradaki sorumuz ne diyor? Bir fotoseldeki fotoelektronların kinetik enerjilerinin artması için yani bir fotonun kinetik enerjisinin artması için ne yapmamız lazım? Bakın üstte bir yazmışız. EF eşittir. EB artı EK. EK kinetik enerji değil miydi? Bir fotonun enerjisi hacı lambda, hacı üstü bağlanma bakın enerjisi bu EK değil miydi? O zaman ne? Yapalım? Dalga boyunu artırma. Bakın tekrar yazalım denklemizi. H, H C bölü lambda eşittir. HC lambda üssü artı EK değil miydi? Ne diyor bize? Bakın kinetik enerjinin yani şu değeri artmasını istiyor. Gelen ışığın dalga boyunu arttırma. Bu artarsa o zaman matematikte bu sayı küçülür. O zaman bunu artırmamız lazım. Bunu azaltmamız lazım. Işığın şiddeti, ışın şiddeti bizim işimiz yok. Işığın enerjisi işimiz var. Diyor ki katodun bağlanma enerjisi azaltma. Evet o zaman bağlanma enerjisi de şu enerjiyi azaltırsak bu azalırsa bu artar. Bakın şu ifade azalırsa bu ifade ne yapmış oldu? Artmış olur. Yağımızın yalnız 3 olduğunu ne yapmış olduk? Burada görmüş olduk. Evet buradaki soru ne diyor? Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapıldığında fotoseldeki fotoelektronların hızı değişmez. Şimdi tabii fotoelektronun hızı demek fotoelektronun tabii ki enerjisi demektir. Tabii gelen ışığın dalga boyu değiştirir. Gelen ışığın frekansı değiştirir. Gelen ışığın rengi demek, rengi demek frekans demek değil midir? Frekansı değiştirir. Evet. sökütü metalin değiştirmesi, metalin değiştirmesi tabii ki E bağlanmayı değiştirir. Bu da değiştirir. Ama gelen ışığın şiddetinin değiştirilmesi bize enerjisini değiştirmez arkadaşlar. Şimdi gelelim burada konumuzun tabii ki detayları çok fazla. Şimdi burada yine yorum soruları çok çıkacak. Fotoelektrik akımından bahsedeceğiz. Fotoelektrik olay neydi? Tabii ki ışığın bir yüzeye çarptığı zaman oradan elektron sökmesi olay değil miydi? Bakın şöyle diyeceğiz bakın. Şimdi ışık ne yapıyor? Burada bir bakın bir metal e çarpıyor. Diğer tarafta karşı metal var. Işığın çarptığı taraftaki metal e biz ne diyeceğiz? Katot diyoruz. Bakın bu tarafa katot diyoruz. Elektronun çarptığı tarafa not diyoruz. Demek ki ışık nereye düşerse o tarafın ismi ne oluyormuş? Katot. Elektronun da bakın elektron bu tarafa çarpacağı için elektronun çarptığı yerde anot diyoruz. Tabii ki burada amacımız ne tabii ki devrede bakın ne mobil üreteç falan yok ama ampermetre var. Ampermetre'deki değerin artması artması için üzerine akım geçmesi lazım. O zaman biz fotötetik olayda arkadaşlar bu fotosel devrede yüz bu olaya. Fotosel devrede üreteç olmadan elde edilen bu akıma fotoelektrik akım dedik. Şimdi tabii ki fotovoltaik direvide bu akımın oluşmasının şart nedir? Buraya gelen ışığın metre çarptıktan sonra elektronun söküp anoda ulaştırmasıdır. Hocam o zaman şunu mu diyeceğiz? Yani gelen foton sayısı ne kadar fazlaysa buradan sökülen elektron sayısı fazla olacak. O zaman çok foton çarparsa çok elektron sökecek. O zaman anada çok elektron çarpmış olacak. O zaman şu kavramı unutmayalım. Çok foton gelirse çok elektron söker çok elektron sekerse de çok akım oluşu diyeceğiz. Demek ki bu üçü doğru orantılı. O zaman demiş ki bakın ampermetre okuna akım değeri yani elektron sökmesiyle alakalı durum neye bağlı? Fotosele gelen foton sayısı fazlaysa yani foton sayısı dediğimiz ışık şiddeti demektir. Çok foton çok elektron sökmüyor mu? O zaman akımı ne yapıyor? Otomatik olarak çok artırıyor. Anot katat arası uzaklık artarsa Şimdi bakın anottan sonuçta sökünen elektron buraya ulaşması lazım. Eğer bunlar arasında bakın uzaklık fazlaysa elektron ulaşamayabilir. Belki buradan kaçabilir veya yarı yolda kalabilir. Onun için yakın olmasa anotta katılın. O zaman bu ifade uzaklık artarsa akım azalıyor. Çünkü ulaşma ihtimali azalıyor. Katot yüzeyi büyük olursa bakın ne kadar çok foton o elektron sökmüyor muydu? O zaman bu yüzeyi ne kadar büyük yaparsak buraya çarpma olasılığı da daha fazladır. Çok çarparsa çok elektron söker ve tabi aynı şekilde anodun da büyük olması lazım. Çünkü çarpan fotonun katottan koparıldıktan sonra anoda ulaşması lazım. Ulaşmadıktan sonra hiçbir anlamı olmaz. O zaman şunu unutmayalım. Çok foton, çok elektron, çok elektron daha çok akımı oluşturur diyeceğiz. Evet burada bakın oran bak grafimiz için ne demişiz? Devredeki akım şiddetinin artması için foton sayısı. Biz buna foton sayısı diyebiliriz bakın. Sonra sökülen elektron sayısı da diyebiliriz bakın. Sökülen elektron sayısı deriz. Tabii ki gelen ışık şiddeti diyebiliriz. Çünkü ışık şiddeti neyi belirtiyor? Foton sayısını biliyor. Bu üçünün fazla olması akımı o kadar büyük yaptığını unutmayalım arkadaşlar. Evet şimdi buradaki tabii ki devremize tabii ki üreteşte bağlayabiliriz. Şimdi fotosele üreteç bağlantısı ne olur? Şimdi şöyle bir inceleyelim bakın. Buraya bakın ne yapmışız? Devremize fotosel devremizi bir üreteç bağlamışız. Bakın fotoselin eksi kutbu ne yaptı? Burayı eksi doldurdu. Bakın eksi tarafından bağlanmış. Bu tarafı artı yaptı. Şimdi tabii ki burada ne oluyor? Eksi elektron buraya foton çarptı elektron söktü ama bu eksi kutup eksi elektron ne yapar? İter. İterse bakın ne yapıyor? Elektronun bu tarafa gitmesini ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Demek ki buradaki potansiyel ne yapıyormuş? Bu tarafı eksi kılıp elektronu eksi eksi iteceği için ne yapıyor? Elektronun gitmesini kolaylaştırıyor ve devredeki akımın artmasına sebep oluyor. Bu denklemi şöyle yorumluyorum bakın. Şimdi gelen foton buradan geldi mi? Buradaki pil ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki elektronu artı bir enerji. E çarpı V'lik bir enerji kazanıyor. Bakın pilin enerjisi. Yani gelen fotona destekte yardımcı oluyor. Sonra bir kısım bunun metal ne yaptı? Metal ne yaptı arkadaşlar? Yuttu. Bakın yuttu. Sonra kinetik enerji olarak çıkıyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Bakın. Foton geldi. Enerjisini söktü. Ve buradaki pil de ne yaptı arkadaşlar? Buna artı bir ne yaptı? Arkadan iterek elektronun diğer tarafa ulaşmasını kolaylaştı diyebiliriz. O zaman şu oluyor bakın. Burada akım potansiyel grafiğini çizdiğimiz zaman tabii ki burada elektronumuz ne yaptı? Sökümüş oldu. Yani pil yardımı ne yaptı? Elektronun tabii ki ana dolaşmasını daha kolaylaştırarak akımın artmasına sebep oldu. Buradaki pil arttıkça bakın ne yapıyor? Akım artıyor, artıyor, artıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki artık akım maksimum konuma geliyor. Akımı maksimum yapan bu kelime ne diyeceğiz arkadaşlar? Doyma potansiyeli diyeceğiz. Demek ki buradaki pilin vazifesi neymiş? Elektronun diğer levhaya ulaşmasını bir an önce erken sağlamak ve akımın artmasına sebep olmak. Demek ki akımın sıfır dediğimiz akımın artmasını sağlayan bu kelime ne diyormuşuz arkadaşlar? Biz doyma potansiyeli diyoruz. Evet. Şimdi gelelim kesme potansiyeli. Kesme potansiyeli ne? Bakın akımı demek ki kesecek arkadaşlar. Kesme potansiyeli kopan elektronun arkadaşlar devri eğer sıfırlayan biz bu potansiyeli kese potansiyeli. Nasıl sıfırlar hocam? Şimdi bakın bu tarafa artı olduğunu görmüştük. Bakın bu da eksi yüklenmiş. Artı eksi kutuplandı mı? Şimdi buradan kopan elektron muydu? Şimdi artı eksi ne yapar? Hocam iter mi? Tabii ki çeker. O zaman ne yapıyor? Bakın buradaki arkadaşlar pil elektronun gitmesini engelliyor. O zaman ne diyeceğiz? Gelen foton bakın geldi. EF'le geldi. Buradaki pil ne yaptı? Elektronu E çarpı V ile geri teptirdi. Bakın onun için çıkardık. Sonra bir kısmı metal ne yapıyor? Bakın tabi yutmuştu metal bir kısmını kalanını kinetik olacak verdi. E, demek ki burada E foton geliyor. Bir kısmı metal bunu ne yaptı? Yuttu. Tabii ki bir kısmında ne yaptı? Burada elektron potansiyel ne yaptı? Kesmiş oldu. Demek ki ters bağlandığı zaman elektron içi geri içiyorsa, geri çekiyorsa ne yapacağız? Gelen foton enerjisinden pilin e, enerjisini çıkarmış olacağız. Ve kalan kinetik enerjiye gelecek. Şimdi buradaki grafik ne anlatıyor? Şimdi buradaki potansiyel gelen foton enerjisi ne yaptı? Geri tepti miydi? Bak çekti. Eğer buradaki pilin değeri arttıkça bakın ne yapıyor? O zaman elektronun gitmesi zorlaşıyor. Elektronun e, gitmesini zorlaştırırsa akım belli bir süreden sonra ne yapıyor? Kesiliyor. İşte akımı kesen bu potansiyel biz ne diyoruz? Kesme potansiyel diyoruz. Akımı sıfırladığında artık elektronu durduran durduğu zaman da bakalım elektronun e, kesen potansiyel enerjisi kinetik enerji eşit oluyor. Zaten akımı sıfırlaması demek elektronun durdurması demek. Elektronun durdurması için kinetik enerjiyi ne yapması lazım? Tamamen yenmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki sorularımıza. Buradaki soru neymiş bakın. Eşik enerjisi 4 elektrovolt olan bir metalin kullanıldığı fotosel tüp. Bakın bunun eşik kenarı 4'müş. Eşik enerjisinin 4 elektrovolt demiş. Yani EB kısmının 4 olduğunu söylemiş. 2 voltluk bir burada pilimiz varmış. Demiş ki buraya E3'e gelmiş sökülen elektronların en çok 6 elektrovolt yani şu tarafa çarpan kinetik enerjinin ne olduğunu söylemiş. 6 elektrovolt olduğunu söylemiş. Diyor aynı fotosel lambaya aynı ürete şekil 2'deki bağlantısına 2 elektrik enerji gönderiyormuşuz. Bu sefer diyor Anadolu en çok kaç elektrovolt kinetik enerji oluşur? Şöyle bir inceleyelim bakalım. Şimdi buranın bu tarafı artı olduğunu biliyor musunuz? Bakın artı eksi vermiş. Buranın artı artı artı. Buranın eksi eksi olduğunu biliyoruz. Elektron o zaman ne yapıyor? Geri çekiyor. Çünkü artı eksi itmez. O zaman denklemimizi şöyle yazalım bakalım. 3e'lik enerjimiz geldi. Eksi yazacağız. Neden? Çünkü hocam geri çekiyor bak artı eksi geri çekiyor. Yani ne kadar çekiyor hocam? O zaman 2e'lik yani 2 volt geri çekiyor. Sonra ne yaptı bakın? Bir kısmını metale yuttu. 4e'v metale yuttu. Kalan ne oldu? Kinetik enerji oldu. Demek ki kinetik enerji 6e'lik kinetik enerji yutmuş oldu. O zaman bir denklem yapalım bakın. 3 e eşittir. 6, 4, 10. Bakın 10. iki tarafta, iki de öbür taraftan geldi. 2'yi öbür tarafa atarsak. 3 e eşittir. Ne yaptı? 12 e ve o zaman e eşittir. 4 e oldu mu? Evet. Şimdi aynı şeyi diğer için yapalım. Şimdi buranın eksi 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 olduğunu biliyoruz. Buranın artı artı. Nereden hocam? Bu eksi bağlanmış. Artı bağlanmış. Şimdi bu sıra eksi elektron ne yapıyor hocam? İtiyor. O zaman tekrar denklemi yazalım. 2 elik enerjimiz var bakın. İttiği enerjimize kadar bakın 2 EB'lik enerji de itiyor burada. Artı 2 EB. Niye topladık? Çünkü enerji ittiği için artı bir destekte bulunuyor. Eşittir bakın yine aynı aynı metal için o zaman bağlanma enerjisi aynı olacak. O zaman 4 EB yazacağız. Ama kinetik enerji ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi E yerine bakın burada 4 demişiz. onu E ye yerine 4 yazalım. Bakın şuraya 4 yazarsak burası 8 EB oldu. 2 EB de buradan. 4 eV bağlanmadı kinetik enerji buradan çekelim arkadaşlar. 8 2 daha ne yaptı 10 eV. 4 eV'den EK'yı çıkarırsak 10'dan 4 çıkarsa kaç kaldı? 6 evli kinetik enerji çarpmış. O da arkadaşlar. Evet. Gelelim buradaki son sorumuza. Ne demiş? Şekildeki gibi kurulmuş bir fotoelektrik ışık fotosel ışık düşürüldüğü zaman Ampermetreden akım geçmediği gözleniyor. Ampermetreden yani akım geçmiyormuş. Bakın, ampermetrede akım geçmesi için ne yapmamız lazım diyor. Şimdi akım geçmemesi ne demektir? O zaman şu demektir arkadaşlar. Demek ki buradan elektron ne yapıyor? Anlatı ulaşamıyor. Katoda daha yüksek enerjiye başık gönderme Demek ki arkadaşlar E foton ne yapamıyor? Bağlanmayı yenememiş demek ki. Yenememiş. Yenmesi için E foton ne yapmasan büyük olması lazım. O zaman katoda daha yüksek enerji enerji göndermemiz lazım. Üreticinin potansiyel farkını azaltma. Şimdi buranın eksi olduğunu bakın şuradan görüyoruz. Buranın da artı olduğunu biliyoruz bakın. Şimdi burada tabii ki E elektronu ne yapıyor? İtiyor. Eğer farkını azaltmak azaltmak tabii ki sonuçta Sonuçta ne yapıyor arkadaşlar? Tek başına yeterli mi de? Tek başına yeterli değildir. elektronu azaltırsak ne olur? O zaman gitmesini zorlatır. Çünkü arkadan ittiği için potansiyel efekt azaltma değil. Tam tersi artırmamız lazım. Demek ki bu tam tersi olması gerekiyor. Elektronun bağlaması daha küçük kullanmak. Şimdi neydi? Tabii ki eğer e, -f önceden e, foton demek ki küçükmüş arkadaşlar bağlanmadan. O zaman bağlanmayı küçük düşürmek lazım ki e-foton büyük kalsın. Çünkü sökmesi için e-fotonun e-bağlanmadan ne olmasa büyük olması lazım. Onun için bağlanma enerjisi daha küçük kullanmanız lazım. Yoksa ne yapmaz? Elektronu sökemez diyeceğiz. Evet gelelim buradaki sorumuza. Ne diyor buradaki soruda? Bir fotosel devrede 4 evvelik bağlanma enerjisi katıda 9 evlilik fotonu gönderilir zaman fotoelektronun kinetik enerjisi 7 oluyormuş. Devreye bağlı üreticinin devreye sağlığı girdim. Kaç elektrivolttur? Şimdi tabii ki genel denklemimiz neydi arkadaşlar? E foton eşittir. E bağlanma artı EK değil miydi? Bakın burada ifade yazmış. Şimdi tabii ki burada ee, ne demiş bakın. Bağlanma enerjisini 4 vermiş. Yani şurayı 4EV vermiş. Kinetik enerjisini 7EV vermiş. Şimdi bakın burada e, katoda kaç e, gönderilmiş Tabii ki gelen foton 9, 9 elektron. E Şimdiye baktığımızda burası kaç arkadaşlar 11 burası 9. E, demek ki bu, buraya bir artı bir üreteç bağlanmış. Demek ki buraya bağlanan ne kadar? E çarpı V'lik diyelim kaç yabancı veya soru işareti koyalım buraya. O zaman bakın burası kaç oldu hocam 11 oldu buranın 11 olması için. Buraya 2 EB'lik bir enerji desteği bulmamız lazım. 2 EB'yi nasıl yaparız? Hocam 2 voltla sağlamış oluruz. Yani cevabımız Adana olduğunu gördük. Evet kanalımıza abone olmayı tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Videolarımızı beğenelim. Ve ayrıca arkadaşlar Instagram hesabımız Kazım Hoca Pratik Fizik'ten bizleri takip edebilirsiniz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.